80 binde Devri Alem Parkı içinde çeşitli masal kahramanlarını görebilirsiniz. Masallarda duymaya alışkın olduğumuz, isimlerine aşina olduğumuz kahramanlar, kimi zaman kulübeleriyle, kimi zaman şatolarıyla, kimi zaman yaşadığı doğal ortamlarla karşımıza çıkıyor bu parkta. Evet, burada Fred Çakmaktaş ve ailesini görüyoruz. Burada gece 12'ye geldiğinde arabası bal kabağına dönüşen Cinderella'yı görüyoruz. Burada da karşımıza kırmızı başlıklı kız çıkıyor. Bazı masal kahramanları da evlerin içine inşa edilmiş. Evlerin içine girerek gezmemiz mümkün değil. Sadece camlarından bakabiliyoruz. Bu evin içinde karşımıza Pinokyo ve Geppetto çıkıyor. Bu kulübenin camından içeriye baktığımızda da bizi kötü kalpli üvey anne ve büyülü elmayı yiyen pamuk prenses karşılıyor. Parkı gezerken kendi çocukluğunuzda küçük bir zaman yolculuğuna çıkıyorsunuz. Az önceki evin dışında yedi cüceleri görüyoruz. Alaaddin'in sihirli lambasından çıkan dev, çizmeli kedi, Karagöz ve Hacivat, parkta yer alan diğer kahramanlarımızdan. Benim burada en çok ilgimi çekenlerden bir tanesi de Rapunzel oldu. Bakın, burası Rapunzel'in şatosu. Şatonun ön tarafında altın sarısı saçlarını aşağıya uzatmak için bekleyen bir Rapunzel görüyoruz. Binde Devri Alem Parkı'nın bu kısmında Cihanı Türk Parkı'nı görüyoruz. Bu parkta bizi hanlar, hamamlar, saraylar, medreseler, camiler karşılıyor. Ülkemizdeki bu güzel eşsiz mimari yapıların küçük minyatür örneklerini görüyoruz. İstanbul'daki minyatürkün daha küçüğü olarak tasarlanan bu parkta ülkemizdeki çeşitli mimari yapıları görebilmeniz mümkün. Parkın bir kısmı Cihanı Türk Parkı'ndan oluşurken bir kısmında T-Rex Parkı, yani Dinozorlar Parkı, diğer kısmında da masal kahramanlarının yer aldığı Pamuk Şekeri Parkı'nı görüyoruz. Parkın giriş ücreti siviller için 7 lira, öğretmenler, öğrenciler için 3 lira, 6 yaş altı çocuklar için de ücretsiz. Park pazartesi günleri kullanıma kapalı. Pazartesi dışındaki tüm günler burayı ziyarete gelebiliyoruz. Hadi bakalım, Cihanı Türk Parkı'ndan çeşitli örneklerle turumuza başlayalım. Burada da Türk büyüklerinin büstleri karşılıyor bizi. Parkın içinde mescit,
tuvalet, kafeterya gibi ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz çeşitli alanlar da mevcut.